Seda Demiralp, 22 Haziran 2021, Yetkin Report. Seçmen yolsuzluk iddialarına duyarsız mı? Bir aydır ülke gündemi yeniden yolsuzluk iddiaları ile çalkalanıyor. Çete lideri Sedat Peker'in sosyal medya yoluyla gerçekleştirdiği suç itirafları ile başlayan bu süreç, 17 Aralık 2013'ten sonra en ses getiren yolsuzluk skandalı oldu. İtiraf videolarını milyonlar izliyor ve siyaset analistleri gün gün bu skandalın seçmen davranışına etkisini tahmin etmeye çalışıyor. Türkiye'de seçmenin yolsuzluk iddialarına tepkilerini inceleyen analistleri öteden beri şaşırtan bir çelişki var. Genel beklenti, iktidar partisini destekleyen seçmenlerin bu tür iddialara inandıkları takdirde desteklerini geri çekeceği, inanmayanlarınsa desteklerini sürdüreceği şeklinde. Oysa geçmiş analizler gösteriyor ki, iktidar partisi seçmeni iddialara hem inanıyor hem de desteğini en azından beklenen ölçüde ve hızla çekmiyor. 17 Aralık iddiaları ile ilgili KONDA araştırması, AKP seçmeninin yarıya yakınının bu iddialara inandığını fakat hala bu partiye destek verdiğini ortaya koyuyordu. Nitekim iddiaların hemen ardından gelen seçimlerde AKP seçmen desteğini koruduğunu göstermişti. Bu ne anlama geliyor? Seçmen yolsuzluğa duyarsız mı? Bu durumu anlamayı daha da zorlaştıran şöyle bir gerçek de var. Türkiye'de ve tüm dünyada AKP ve benzer popülist partilerin iktidara gelmesinde bilhassa yolsuzluk ve adaletsizlik rol oynamıştı. Nitekim AKP iktidara gelirken 3Y ile, yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele sözü veriyor, bu söz seçmeni heyecanlandırıyor, mobilize ediyordu. O halde seçmenin yolsuzluğa duyarsız olduğunu söylemek doğru sayılmaz. İşte tam bu çelişki, yani yolsuzluğa tepki olarak popülist partilere oy veren seçmenin devam eden hatta artan yolsuzluk skandalları karşısında oy verdikleri partiyi cezalandırmamaları, desteklerini sürdürmeleri sosyal bilimciler açısından büyük bir bilmece yaratıyor ve bugün pek çok çalışmanın araştırma sorusunu oluşturuyor. Bu soruya verilen en özgün cevaplardan biri ise ünlü iktisatçı Daron Acemoğlu ve arkadaşlarından geliyor. Acemoğlu, Robinson ve Torvik'e göre seçmen kurumların zayıf ve yolsuzluğa dirençsiz olduğu durumlarda kendi çıkarları açısından en rasyonel seçeneğin bu gruplara ve onların manipüle ettiği kurumlara direnebilecek kurumlar üstü hatta hukuk üstü güce sahip bir siyasi lider olduğunu düşünüyor. Bu derece merkezileşmiş bir yapıda yönetenlerin de bir takım siyasi rantlara erişebileceğini, hatta bu kez bu erişimin sınırsız olacağını seçmen elbette biliyor. Fakat yaptığı kar zarar hesabında bu siyasi rantları ödenebilecek bir bedel olarak görüyor. Yani yolsuzluğu sabit değer kabul eden seçmen, siyasi otoritenin tek merkez etrafında toplanmasını, bir başka deyişle rantın paylaşımcılarının sayıca azalmasını en ekonomik seçenek olarak görüyor. Seçmenin beklentisi, iktidarın bu sınırsız gücünü kaybetmemek için kendini o pozisyona getiren seçmene de ekonomik faydalar sunması. Bu sebeple de iktidara getirdiği partinin bu pozisyondan rant elde etmesi, başlı başına oy pazarlığını değiştirecek bir durum değil. Kendi kazandığı müddetçe siyasetçinin de kazanması seçmen için kabul edilebilir bir şey. Bu pazarlığı değiştirecek bir şey var, o da seçmenin artık kazanmamaya başlaması. Nitekim meslektaşım Evren Balta ile yaptığımız çalışmada tespit ettiğimiz gibi 2019 İstanbul seçimlerinde muhalefetin iktidarı yolsuzluk değil israfla suçlaması tam da bu sebeple sonuç verici oldu. İsraf, fırsat maliyeti kavramını hatıra getiriyordu, yani seçmenin yararına harcanabilecek bir gelirin sebil olup gittiği mesajını veriyordu. Ve bu yüzden seçmende geçmiş yolsuzluk suçlamalarından çok başka bir etki yaptı. Yolsuzluk iddialarına çoğu zaman cevap bile vermeyen iktidar da israf suçlamasına çok kuvvetli bir tepki vererek bir günde tüm şehri İstanbul'a hizmet israf değildir afişleriyle donatmak suretiyle aslında muhalefetin bu kez hedefi tam isabet ettirdiğini göstermiş oldu. Gelelim son bir ayki yolsuzluk iddialarına. Peker'in itirafları bence seçmen için şaşırtıcı değil. Fakat bu sefer içinden geçtiğimiz sürecin öncekilerden önemli bir farkı var. O da arka plandaki ekonomik tablo. 17 Aralık skandalının gerçekleştiği 2013 senesinde kişi başı milli gelir
12.614 dolar civarı iken 2020'de bu rakam 8.543 dolara düştü. Enflasyon %7.4'ten %14.6'ya, işsizlik oranı %8.7'den %13'e çıktı. İşte bu sebeple bu kez vatandaşın yolsuzluğa toleransı değişebilir. Seçmen, güçlü lider için ödediği bedelin yeterince geri dönüşü olmadığına karar verebilir. Bu anlamda muhalefete düşen öncelikle yolsuzluğun sabit, sistematik bir sorun değil, kötü yönetim demek olduğunu vurgulamak. Çünkü topyekün ve kronik bir hukuksuzluk algısı toplumu felç edebiliyor, umutsuzluğa sürüklüyor ve neticede popülist liderlerin lehine işleyebiliyor. İkincisi de yolsuzluğun bir maliyeti olduğunu, yani keyfi dağıtılıp heba edilen kamusal kaynakların yaşanan ekonomik darboğazla birebir ilintili olduğunu seçmene anlatmak. Kendini senelerdir Çukur dizisindeki bir karakter gibi hisseden ve mahallenin kabadayıları arasında seçim yapmaktan başka şansı olmadığını düşünen seçmeni, hukukun erişilmez olmadığına ikna etmek, hukukun işler kanallarına ısrarla sarılmak ve en önemlisi de yaklaşan seçimlere sonuna kadar sahip çıkmak gerekiyor.